Sevgili izleyenler, Gaziantep'te sahaflar sokağında bulunan 35 sahaftan geriye yaklaşık 7 sahaf kaldı. Bugün kalan o esnaf kitap fiyatlarının yüksekliğinden dertli. Sahaflar ayrıca belediyenin öğrencilere dağıtılan kitapların öğrenciler tarafından kullanılmadan satıldığına dikkat çekerek bu duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Kitaplar çok pahalandı. İşler şu anda çok durgun. Çünkü milletin alım gücü yoktur. Geçmiş dönemlerde işlerinin iyi olduğunu söyleyen sahaflar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı işlerinin daha da düştüğünü söylüyor. Geçmişte çok iyiydi. Gittikçe pandemiden veya bu geçim sıkıntısından dolayı çok düştü. Burada 35 kitapçı vardı, şu anda 7 tane kitapçı kaldı. Aşırı derece pahalı olduğu için bizlere de talep, öğretmenler genelde yeni kitap alınmayı tavsiye ediyorlar. O yönden öğrenci çok zor durumda kalıyor. Maddi biliyorsunuz ekonomimiz bayağı şey oldu. Zorluyor herkesi. O yönden de eskiye gelip nadir oluyor almak. Mecburen yemeden içmeden kısıp mecburen yenisini alıyor. Kağıda gelen zamdan dolayı önce 5 liraya sattığımız kitaplar şimdi 25-30 lira. Çocuklar da harçlarından biriktirip kitap alıyorlar. Sahaf esnafı Gaziantep'te okuma kültürünün düşük olduğuna dikkat çekerken Sahaflar Sokağı'nın tanıtılması gerektiğine de vurgu yapıyor. Antep'te eğitim kültürü biraz zayıf olduğundan dolayı bedava dahi versen öğrenci kendini şey yapıyor, geri plana atıyor. Gerek belediyelerimiz tarafından gerek valilik tarafından bu sokağın daha iyi tanıtımın yapılırsa, hani başka yerden gelen öğrenciler buraların bilmediğini söylüyor. Hani sokakta bir kitap fuarı veya bu sokaklara yönlendirilme olduğu zaman hem sahaflar daha ön plana çıkar, hem öğrenciler daha ucuz kitaplar alaraktan hani ekonomilerine, bütçelere şu dar boğaz geçişinde kendilerine de ailelerine de bir fayda sağlarlar yani. Büyükşehir Belediyesi her sene şey yapıyor, kitap fuarı açıyor. Hep yeni kitap satanlar, yazarların kitapları için fuar açılıyor. Bizim gibi sahaflar için hiçbir zaman için bir yardım olsun diye sahaf şeyi açmıyor yani. Fuarı açılmıyor. İlk 1-2 sene yapıldı bundan 5-6 yıl önce. Bir daha yapılmadı. O yönden bizim tanıtılmamız için, Antep'imizin, sahaflarımızın tanınması için böyle bir faaliyet istiyoruz yani. Sahaflar ayrıca belediyenin öğrencilere dağıtılan kitapların öğrenciler tarafından kullanılmadan satıldığına dikkat çekerek bu duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Belediyenin kitap dağıtımından çok şikayetçiyiz. Bütün öğrencilere kitap dağıtılıyor. Bunu çocuk alıyor, içini kapağını açmadan bir tarafa atıyor, okul bitirdiğinde getirip bize kiloyla satıyor. Yani yazık, bu milli bir servettir. Onun için kitapları dağıtma yerine para yardımı verip çocuk kendi kırtasiyeden kendi almasını ben tavsiye ederim. Sahafçıların ayakta kalması için basit usula geçmemiz lazım. Emekli maaşımın yarısını dükkana yatırıyorum ben. 1,5 sene dükkan açmadık. 1,5 sene dükkan kirası verdik.